Selamun aleyküm saygılı teleseyirciler. Esselamu aleyküm aziz dostlar. Bak şerifler hayırlı olsun. Her zamanki gibi Tekrarlı Vatan programımız sizin hizmetinizde. Geliniz bugün kim misafirimizle tanış olayık. Yanı Dünya Gazetesi'nin baş muhariri, Kırım Tatar Yazıcıların Birliği'nin azası Seyran Süleyman. Бүгінгі қараманымыз Сейран Бей 1979 сенесі, февраль 18 күні Өзбекистандағы Ферғана вилайетінің Куваш шәһерінде дүниеге келе. 1991 сенесі Қырымға көче. Қырымда Құрман қасабасындағы істедатлы балалар үшін турк еркеклер лицейінде оқушыны девам еті. 2002 сенесі Февзи Якубов адына Қырым мөндеслік педагогика университетінде Қырым татар ве турк филологиясы факультет на битыре. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz kardeşim. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok çok sağ olunuz. Davet etkeniniz için, davetiniz için çok memnunum. Hoşnutum bütün seyircilerimizge. Selam aleyküm diyeyim. Evet, İnşallah evet. Güzeldir. Aleyküm selam. Aleyküm olur. Selam. Evet, memnuniyet bizde daha çok. Сейран Бей, келіңіз телесеріңіз сізлерінен яқын жарақ таныштырайық. Сізін ана бабаңыз, қарт деделеріңіз, нерлі, ханда сұрғын олдылар. Temel. Ана тарафтан Бақчасарай тарафы, Бақчасарайдан да сұрғын олынған еді. Баба тарафтан Құрмандан. Құрман кемерчі егерен сұрғын ады. Ve Kurmandan babam kartana kar babalar sürgün olunan erdiler. Kar baba kartanalar sürgün oldu. Ana baba Özbekistan'da. Ana babam Özbekistan'da doğdular. Ve Meryem kartanam hatırlaganına göre onun birkaç ağası var idi. Bir ağası Port Arthur'da elek oldu. Oh. Bir ağası da başka bir cenke alıp gittiler, öyle de kayıp oldu. Yani birkaç ağası var idi ama de bir bağlılıkta Kore'ydim onların ama cenkte onlar ikisi elek oldular. Allah'ınlara rahmet. Men de cenk vaktinde partizanlarga yardım etkenim için de endi Özbekistan'a kelgen son medal verdiler bana de. Aha. Sen partizan. Sürgün olgansın. Sürgünlükke kelgen de geç son anda. Geç olsa da yani. Geç olsa da medal verdiler. Evet. Ve böyle bir ağır dedi, hatırlamak bile ağır dedi o şeylerini. Ve mesela de bizni getirdiler Özbekistan'a. Bizni Özbekler yerli halk dedi taşlarla karşıladı bizni. Hepsinin elinde taş, balaban baraba. Biz dedi çıktık. Onlar bize baktılar. Biz dedi bala çağa kartlar böyle mecalsız. Hepimiz de çıktık vagondan su dedik. Su veriniz bize. Evet. Su veriniz dedik. Onlar de hepinin taşlarına baktılar. Taşlarını taş attılar yere bize su getirdiler. Dediler ki bize canavarlarını, hainlerini getirecekler dediler. Onun için biz onlarını taşka tutacak edik. Bak. Ama sizi böyle yok nasıl diyeyim yarı tırı yarı ölü halde gelgen balalarını korup dedi. Akıp korup. Kartlarını dedi. Korup dedi. Acıdık sizlerini dedi. Ve yanlış bilgi de onlarda yani. Evet ve gerçekten de dedi. Kartanam hatırlaganı gibi. Özbeklerin mesela özleri 5-6-7 balası var dedi ama bizi barakka bir otmek bir pite getirip bölüşeydi bizlerle dedi. Gerçekten de. Yani dedi dost. Ben hiçbir vakit bunu unutmam dedi. İşte her kim öz ailesi, her şahs özünün geçmişini anlatıyor bizim halkımızın umumen yaşadıkları ortaya çıkıyor. İşte bizim bu programımızın da bir gayesinin biri de budur. Ve bugünkü evlatlarımız, Kırım'da yaşayan evlatlarımız bilsinler ki nasıl yollardan geçip geldiler? Baba, anası, kart baba, kart anaları kolay olmadı yani. Onlar bugün burada okuyorlar, burada bitiriyorlar, burada çalışıyorlar, evleniyorlar. Ama bunların hepsi terle, ne kadar meşakkatle,
yeri gelse kan nende diyen gibi ömürler feda olması ile gelip çıktı ortaya. Evet, evet, evet. Şimdi bizim çok merak ettiğimiz bir şey var da ya gazetede çok böyle canım atın güzel çalışasınız. Şimdi ona kaytacağım, geleceğimiz ama evveli bizim bilmek istediğimiz sizin balalığınızda böyle büyüdüğünüz muhit nasıl idi ve siz gelecekte özünüzü kim olarak görüyordunuz? Biz Fergana'ya yakın Kuva şehrinde yaşadık ve elbette o yerde güzel balalık çağım geçti. Degenden 10 yaşına kadar andı. Evet. Hep biz birlikte Özbeklerle şey Kazan Tatarlar var idi, evet. Karayitler var idi, Tacikler var idi. Hep beraber bir ostuk, güzel şeyler, hatırlar güzel. Yani yakşı yaşadık. Yani biz ana babam yakşı çalıştı, yakşı kazandılar. Degenden o yani biz öyle nettiler ki sürgünlüktük örgen Kartana karbabalar siz birisi bir adım atsa siz iki adım öge atmak gereksiniz. Evet. Daha çok ziyade çalışmak gereksiniz. Evet, evet. Daha gayret göstermek gereksiniz. Ve işte o el al emekten degen dayın biz ayakka turup yakşı yaşadık. Lakin bir gün bilesiniz mi Kuva'dan Fergana'ya vardım. Bu sefer barsam anda bakam evler yana yata. Evet, 89. yıl. Evler yana yata, anda birkaç yerde kan, revan degen dayın, balaçıklar ağlaylar, ana babalar dehşet. Men nege uğrağanımını anlamadım dedi. Böyle bir, nasıl oldu da şey, sonra dediler, anda yük araba ile geldiler, aydutlar mı ne diyeyim bu evet, insan sıfatında. Ve Ahıska Türklerini evet. Böyle bir ne diyeyim böyle bir ona karşı böyle bir hareketler oldu orada. Hareketler oldu. Bilinmeyen bir taraftan insanları evet. Yani bu balalıkta ben bunu öz gözlerimle gördüm. Bana çok tesir etti. Katliam gördüm korkunç, desem de korkunç bir katliam gördüm ve çok tesir etti bana bu şey ve bundan bir yıl o güne babam bir özü gelip Kırım'a gelgen idi. Bunda Kırım'da bir ev kıdıraydı. Ve biz 91. senesinin başında kayıtıp geldik, uçup geldik Kırım'a. Öyle. Sovyetler Birliği daha bar idi. Evet, evet. O vakit. Ve Kurman'da kartanamın... Doğru Kurman'a mı gelip geldik? Doğru çünkü soylarımız hep anda yerleşti bizden o güne. Anda yerleşti Kurman'da. Ve o yıllar birazdan sonra Türk Liseyi açıldı Kurman'da. Evet. Ve sınavlardan geçip testler verip. Orada da tanıştık zaten. Sizinle de tamam orada tanıştık. İşte Türk Liseyi'nde ben okudum. Ama burada bir şey unuttuk da Seyran Bey. Balalık'ta özümüzü gelecekte kim Kore bile yani kim olmak istediniz? Biliyorsunuz mu müzikaya ben çok aves edim. Öyle mi? Evet evet. Bir şey kemane çalganda mesela toylarda bizim Kırım'da toylarında evet, biriz evet, kemane evet. Çalganda ben ona böyle bir nasıl diyeyim hayretnen bakaydım böyle bir meftun olup degen evet, dayın. Evet evet. Ve ya da birisi piyano çalganda yani balalıkta müzikaya çok aves edim. Ama şey başlamadınız yani. Ama bazı sebeplerden ne çündür olmadı. Yani mesela ben gitara çalmak için birisine bir derslerine katına başladım ama bir aydan sonra biz Kırım'a koştuk. Abdet oldu. Kırım'a koşup geldik. Evet. Bunda indi yerleşmek, kayda baş sokmak. Çünkü bir müddetleri bir soyumuzda yaşayımız bir ay. Başka soyumuzda yaşayımız. Evet. Şundu anda neler oldu? Sovyetler Birliği dağıldı. Biz alacak evini alıp olamadık. Yeah. Sonra bir Rus kadının evinde bir odasında 5 adam yaşadık. Oo. 5-6 yıl öyle yaşadık. O da... Kurman'da. Biz birkaç yıldan sonra, ben Türk Liseyi'ni bir... Zuya'ya koştuk, Zuya sabasına, şehirge yakınca olmak için. Ve şimdi Zuya'da Rus kadının bir evinde, evet. Tam da 5 adam bir odasında yaşadık. O da kadın sağ olsun bize bir oda verdi ama bir gün yakşı keyfi var, bir gün içi, evet. Sarhoş halda keli. Yani, bizim evinde yaşamak. Yani kim yerde kışta biz bilmezdik. Yani belki de bizi çıkarır kışta.
kayda varacakmız. Yani bu ağır idi. O yılları tek bizde değil, bütün kurantalarda. Karbaba Kartanay'a nasip oldu mu kurmada kayıtmak? Evet, evet. Kaydılar. Evet. O kurmanda defne olundu. Anda, haberleri anda yılda bir kere ekranı. Seren Bey, siz bana Türk Liseyini bitirgen son. Bilge devamını nereden aldınız? Handa okumağa kırdınız ve... Evet. Nasıl çalıştınız? Neye yönelik? Gazetaha nasıl geldiniz? Ben aslında Türk Liseyinde son Türkiye'de okumak gerekiyordum. Öyle bir nasıl diyeyim, hatta ki ben biliyordum kaysı üniversitede, kaysı fakültede ben gireceğimdi. Lakin evde biz böyle bir meslahatlaştık ve böyle bir karga geldik. Ben Kırım'da kalacağım, yani anda barmayacağım dediğinde. Ve ben tabii ki anababamın sözüne karşı çıkmadım. Kırım'da kaldım ve Kırım Mühendislik Pedagogik Üniversitesi'nin Tatar Tili ve Edebiyatı Fakültesine okumağa kırdım. Tabii ki onu ikinci kursta okuganda ben böyle bir nasıl diyeyim, ben bir şey hatırladım. Türk Liseyinde ben bazı fikirlerimle bir defterge yazıp alaydım. Ve Türk Liseyinde böyle bir nasıl diyeyim, şiirge benzer böyle bir kafiyeli satırlar da yazaydım. Mesela Kara ve ak kureşeler, kazanmak için gönlünde yer. Kara ve ak kureşsinler, kazansınlar özüne yer. Çin gönlünü yakmaz dertler, ana için tapsan bir yer. Hı-hı. Böyle gibi böyle kıska kıska şiirler yazaydım. Evet. Ve üniversitenin ikinci kursunda okuanda tesadüfen böyle bir gün ben şair Yunus Kandım'la tanış oldum. Yani rahmetli oldu. Ve utana utana o defterini, lisede yazgan defteri ona gösterdim. Gösterdim. Ne? Çünkü o yerde gösterecek adam yok idi. Yani şiirleri kime göstereceğim dediğinde. Yunus Kandım'a gösterdim, o begendi. O dedi, tamam şu arada dedi İsmail Gasparinski kütüphanesinde biz İlham Edebi Klubunu açtık dedi. Tamam gel bizge dedi. Yani anda katına başladım. Sonra bir gün dedi Yunus Ağa, sen makaleler yazabilirsin mi Kırım Tatar tilinde? Ben dedim, evet dedim, yazabilirim. Birkaç makale yazdım, Yunus Ağa verdim. Onlar da yan dünyada basıldı. Evet. Sonra bir gün Yunus Ağa davet etti redaksiyaya ve beni o vakit baş muharir Nuzet Umerov'nin, onun muavini Ables Veliyev'nin tanıştırdı. Dedi, buna böyle bir... Selamlarımız olsun burada. Evet, evet. Evet. Оларға танытты мені дегенде мақалелерін нетті. Солар, олар мана теклиф еттілер газетада чалышмақ. Ве, яғни студентлік дәуірімде мен енді артық чалышайдым газетада. Ә, не гүзел, не гүзел. Ве, табики, жол, мана жол ашқан Юнус Кандымдыр. Яғни, егер олмаса еді, бәлки де асы да. Ама мен оны диеектім, біраз әйел онымен расластығымызда, ең гүзел бір шей болмыш, яғни гүзел хадисе. Я расластышсыңыз, көресіңіз. Инсан Bir insan diğer insanın hayatında ne kadar bir böyle bir yer alması, onun hayatında böyle bir hayatına faydalı olabilmesi bir an meselesi ama işte orada işte nasipse de oluyor bu. Onun için sevgili dostlar hiç demeyiniz ya bana ne demeyik yani. Birbirimizin hayatımızda bir güzel bir şeylere vesile olmaya çalışayık. Bu bir ömürlük oluyorsun. Bu ömürlük olan şey elbette ki iki cihana da tesiri var. Hayırlı işte vesile olsak bize de Ana babamız için de hem dua ettiririk hem de sevap alırık yani. Bu sebep ve sevap. Yani sebep olmak, vesile olmak ve sevap almaktır. Ne güzel yani. Doğru değil mi? Evet, evet. Şimdi ona dua ettik. Allah ruhlarını şad eylesin. Hayatta olanlara, Nüzzet hocamıza da buradan. O yakında 90 yaşını doldurdu. Ay maşallah, selam, sayılarımız olsun. Ellerinden... Hep icat etti. Romanlar yaza, masallar yaza. Evet, evet. Gazetamızın özelliği, şimdiki işler nasıl olduğu, ne kadar mühim olduğundan biri ki... Biliyorsunuz ben Aytkan'ın kıbı 20 yıl evvelsi çalışı başladım gazetada. Ve o vakit ben Kore'ydim, mesela hadimler daktilo değildir. Yazı maşinkası, o kompüter o vakit yok idi. Daktiloda oturalar, çalışalar, böyle basalar. Ve onlar değildir, bundan o gün neydi? Binamız da yok idi, evimiz de yok idi. Bir arbi kısmının bir odalarında bir yaşadık diye. Ve bu adamlar ne kadar fedakar bir insanlar çalışalar gazetede şaştım ben. Evet. Çünkü
Aylar nin aylık yok, evin de yok, yeah. iş yerin bile yok ama sen eki ne tillerine koyup da gazete çıkarasın ana dilinde, ana yurtunda ana dilinde gazete çıkaramaya yeah. tırışasın. Onlar bana bir örnek oldular. Yani bu insanlar derler de isimsiz kahramanlar. Yani çok mütevazı, evet. alçak gönüllü insanlar pek özlerinde pek özlerinde. Ve mesela o vakit ben ayrıca anıp geçmek istedim. Münevver Mecitova mesela. Gazetede o vakit o kadar sanatçılarımız hakkında, medeniyet hadimleri hakkında o kadar güzel makaleler yazaydı. Gazetede devamlı basılaydı. Ama aynı vakitte gayet alçak gönüllü bir insan idi ve bıltır o aramızdan ayrıldı ve büyük bir gazetamız için büyük bir nasıl gayip, büyük bir nasıl diyeyim, hala da özümüzge kelip olamayımız. Ve sonki yıllarda Armaçık Mecmuası'na da çok yardımı tiydi. Ablayız Veliyev, Zira Bekirova, Şevket Asanov, ve ilahre vele hepsini, hepsi ana dilimiz yaşasın, matbuatımız yaşasın deyip gece gündüz çalıştılar ve hayattakiler şimdi de çalışmaya devam ettiler. Yani öyle ustazlardan son işini devam etmek büyük bir mesuliyettir aynı vakitte. Onu da soracaktım hocam, sözümüzün kuvveti lafımızı unutmaz. Yani biraz da genç vaktimizde, siz genç yaşınızda böyle baş muharir oldunuz da İşte ben bunu diyeyim. Hem de gazetamız hemen böyle bir 105 yaşında gibi, yani Lenin bayrağı ve yanı dünya onun devamıdır Kırım'da. Evet. O kadar gururlanacağımız bir hadisedir bu, doğru mu? İşte ben diyeyim ki bu genç yaşta böyle baş muharirliğe cüret etmek, cesaretle girmek bu işe, öyle insanların etrafınızda olması büyük rol oynadı demek. Ben öyle belleyim yani. Evet evet, yani bu aslında baş muharirlik meselesi o en sonki mesele. Ya evet. Gerçekten aytam, evet, benim evet, için evet. hiç önemli bir mesele, mühim bir mesele değil. Şimdi başka birisini getirip deseler baş muharir layık, kuvana kuvana olsun derim. Evet, can evet, kurban ya, derim. Fark etmez. Yeter ki çalış. Evet. Yeter ki çalışsın ana dilimiz de, gazetamız çıksın. Bizge devamlı arada bir söylerler. Adamlar delir, gazetanız tolsin ana dilimizde çıka ve dünyada yekani aftalık gazete, yani dünya, çünkü ana başka gazeteler ya yarısı Rusça ya da tolsin Rusça çıkılır. Siz de yarısı Rusça çıkarsanız aboneciləriniz artacak, çoklaşacak deyilir bizge. Bizde yok dedi. Yani ana dilinde tamına ana dilinde evet, gazete evet. olmaz. Bu gazete başından evet. başlanğanı gibi ana dilimizde çıka ve çıkacak inşallah ileride de. Öyleyse Seyran kardeşim, geliniz böyle bir şimdi bir levhamızı seyreteyik. Sizin işte gazetamıza, matbuatımıza bir varmış gibi olayık. Geliniz, sonra devam edelim. Seyran Süleyman, halk sözünün ustası, belli Kırım Tatar şairi, yazıcı ve tercüman. Endi birkaç yıl devamında Yanı Dünya gazetasının baş muhariri vazifesinde çalışmakta. Umumen gazetacılık faaliyetine 20 yıl bağışladı ve onun yardımıyla vatanga, onun tarihına ve medeniyetine sevgi aşılay. Seyran, öyle Умен алганда пек тырышкак, талапкер игит. Мында келген күндөр акымда да колдан чок шикеми чок шин билмей, ама мына бу сүнгү деген си бар, губка дейли русча. Оле бир эң айткан шиңиз өзүнө сиңире. Оле бир ажайып бир онун неси бар, чизгиси, кусусети бар. İnkar etmeyi, davalaşmayı netmeyi sinire, ogrene bile. Mına bu şeyler ne için? Mına 20 kaç yıldan berilendi bunda çalışa. Biz de gazeteden, bakın adim muhbirlikten koterli, ogrene, koterli. Şimdi mına baş muharir seviyesine kadar koterildi. Allah versin de bundan da büyük vazifeleri kotermek kısmet etsin. Ama diyeceğim,
bu buna nasıl erişti? Tek özünün hasiyetleri, özünün çizgileri sayesinde. Seyran Bey, istidatlı şair ve yazıcı olarak bir sıra şiirler kitabının müellifidir. Er birisinde vatanperverlik ve sevgi mevzusu birinci yerini tutmakta. Kalemdeşleri arasında da büyük hürmet kazangan. Edebiyatlı tilimizni yürekten kaygırgan adam fidakar bu insan. Bütün özünün turmuşunu, özünün hayatını, özünün işinle bağlagan. Yazgan makaleleri pek meraklı, işlegen yeri pek yakşı. Halkımız arasında böyle acayip insan var olganı pek muyim. Çünkü aynı olar bizim medeniyetimizni, tarihimizni, urf adetlerimizni ve edebiyatımızni koterip, şu kıymetli hazineni saklay. Şu kıymetli hazineni saklay. Bütün böyle güzel sami sözler aytkan arkadaşlarga sözlarıma teşekkürler bildirmek isterdim. Mesela Ervin Bekirov'nu alsak men dedim de o en ağır devirde gazetada çalışkanlardan işte Ervin Bekirov da yani endi 40 yıldan ziyade çalışa gazetada o da bayağı hizmet o da yıllar devamında mesul katip olarak çalıştı. Bir vakitleri baş muharir olarak çalıştı. Yani böyle bir ustazlarından beraber çalışmak özü büyük bir bahtır degende. Evet. Yani Aliyana Osmanova deyik. O da ana tilimizin, edebi tilimizin o nasıl diye hususiyetlerini, inceliklerini yani dünyanı okup öğrendi. Evet. O tahsil almadı Kırım Tatar'ında. Evet. Lakin gazetanızını de yıllar devamında alam, her cuma günü başında sonuna okuyayım. Begenem de gazetanın en sadık okuyucularımızdan biri odur. Buradan teşekkürler. Selamlarımız olsun hepsine canı gönülden. Bunlar çünkü o büyük işi yapaysınız, büyük işi yapaylar. Allah kolaylık versin. Burada böyle bir öğrenciler özünüz mesela üniversitede okuyan da çalıştığınız gazetede öyle var mı şimdi? Ben bildiğime göre öyle oluyor yani gençlerimiz de gazetede makaleler yazaylar bir şeyler ama şimdi bu nasıl derecede gazetizm? Şimdi gazetamızda Vesile Menusman genç evet. Kalem evet. O endi Kırım Üniversitesi Pedagog Enstitüsü'nü bitirdi, aspiranturada okuy. Hem de gazetamızın en faal hadimi. Yeah. O şimdi muhbir olarak çalışa, lakin bu yıl onu muharir vazifesine tayinleyecek olan ben kısmet olsa yani osi ketken sayın icadi taraftan. Can gönülden çalışıyor. Can gönülden çalışa. Ondan sonra biz de gençlerden, Seyran Ekencali gençlerden çalışa. O bıltır Türkiye'den kaytıp geldi Kırım'a. 5 yılında okudu Kırım'a, vatan'a kaytıp geldi. Ne güzel. Ve biz de çalışı başladı gazetamızda. Oy maşallah. Ve başka gazetelerde de mesela Merhaba gazetesinde Lila Veliyeva gibi. Evet. Yani korem var bizde. Yaşlar. Yaşlar arasında ana tilimizi sevgen, ana tilimizde yazmağı istegen, yaza bilgen gençlerimiz Allah'a şükür var. Onlarga bütün umutumuz. Evet. İnşallah devam edecekler. Ama yigitler çok azdır onlar arasında. Esasen kızlar çok daha çok. Gelelim. Kızlar daha çok. Evet. Seran Bey, bugünkü günde sayısı ne kadar aboneciler gazetanız? Bilirsiniz mi? Aman aman 1000 aboneciğimiz var. Bizim gazetamız kioskalarda satılmay. Tek abone yolunun almak mümkün. Abone olarsanız ve her cuma günü kele gazete sizge. Haftada bir kere cuma günü ve yıl boyu abone olmak mümkün. Mesela bir adam dedi ki ben dekabr ayında yazılıp yetiştir almadım. Gazetaga abone olma. Ben dedim yanvar ayında yazılınız. Fevral ayından alıp başlayacaksınız. Öyle de yaptı. Şimdi de ben diyeyim şimdi fevral ayında yazılsanız Mart ayından alıp başlarsınız. Kırım'ın bütün poşta bölüklerinde
yazılmak mümkün. Hatta ki evden yürüyen poştacığa söylerseniz o da sizin yazdırabilir. Poştaya varmak istemezseniz degendeydi. Ya da bizim hesabımıza akça geçirseniz biz online şeklinde de yazdırabiliyemiz. Ve abonecilerinin sayısı yarım yıl de koterile de azlaşa. Bilesiniz tek bizim değil bütün neşirlerimizini, yani dünyanın yıldız mecmuasını, Golos Krimi gazetesini okuyan adamlar esasen esli başlı. Ülken yaştaki adamlardır. Onlar yıllar devamında Alalar gazetanın daimi sadık okuyucularımız dilini bilgen, dilimizi sevgen adamlar, onlar mutlaka mutlaka son seslenirler. Kimirde cuma günü akşam telefonu açıp o kadar ruhlandık diye ya da tesirlendik okup o ya da bu makaleni. Aynı vakitte böyle bir adamlar var, esli başlı adamlar. Onlar internetten alışmadılar. Onlar elinde kağıt tutup, gazete tutup okumak isteyirler. Biz onlar için de gazeten kağıtta çıkarmaya devam edecek miyiz? Evet. Hepsi var. İnşallah. Evet, evet, evet. Teşekkürler. Seyran kardeşim, hakiki bir Kırım Tatar genci ediniz benim tanıdığımda. Öyle de devam etti. Terbiye, ahlak diyen gibi buradan ana babalara selam söyleyik. Ve onların terbiye etti, onlar terbiye etmiştir. Onlar işte bugünlere gelmenizde vesile olmuştur. Onların ellerinden öperek onlara çoktan çok selam saygılar deyik. Bütün ana babalarımıza. Çünkü ana baba evladına verecek en kıymetli şeyi doğru terbiyedir, ahlaktır, geleceğine güzel yatırım yapmaktır. Budur en doğru mu? Peki doğru. Evet, onun için ellerinden öpeyik hepsinin. Şimdi programımız da yakın sonuna geliyor de gazete, kitap ve bizim mecmualarımız hakkında halkımıza böyle bir ne demek istersiniz canı gönülden böyle yürek sözlerinizi, kalp sözlerinizi almak istersiniz. Ben şimdi aklıma geldi Azerbaycan'da büyük bir halkara simpozyumda alimler çıktılar sözge dediler ki Türk dünyasına matbuatını açkan, gazete bağışlagan lardan birincisi Kırım Tatar halkıdır. İsmail Gaspirinski tercümandır dedi. Yani böyle bir sözler dedi. Şimdiki ben deyim ne iyi ki ne güzel. Bak. Bizde tercümandan son bu işte devam etken gazeteler var. Hala bugün çıkarlar. Evet. Mesela evet. 100 aman 105 yaşına gelgen yanı dünya bu gazet halkımızın hayatının kuzgüsüdür. Tercümandan kuzgüsüdür. Son devam ettiği de bu. Evet, evet. Yılnamesidir degenden. Evet, evet. Biz halkla beraber küldük, kuvandık, halkla beraber kasvet ettik, kaygırdık, evet. Zahmetler çektik. Yani halkımız nasıl yaşaganımızda gazetamızda da aynı şu şeyler başımızdan geçti. Yeah. Ve aynı şu şeyler mesela endi 40 yaşını doldurgan Yıldız Mecmuası'ndan da başından geçti. O hala da bizde çıka jurnalımız Yıldız, o da şükürler olsun degen dayın. Bütün bu bizim milli variyetimiz, bizim milli hazinemizdir, onu sahip çıkayık degen dayın. Yaşatayık. Ne güzel. Allah hepimize hayat versin gazetemizle beraber. Çok sağ olunuz. Siz de sağ olunuz. Davetiniz Sibir için çok bel, çok sağ olunuz. Bellesem teleseyircilerimiz gepek en faydalı olur. Evet. Sağ olunuz buyurganınız için. Allah güç kuvvet versin, sağlık versin ve muvaffakiyetler dileyik size. Bütün gazete ve bizim mecmualarımıza buradan sesleniyik. Allah yardımcınız olsun. Sevgili dostlar, bizimle beraber olduğunuz için çoktan çok teşekkürler. Hakkınızı helal ettiniz ve gelecek yayınlarda görüşmek üzere diyeyim. Sağlıkla kalınız.